toplanma, alanıma dokunma. Deprem toplanma, alanıma dokunma. Ülkemiz bir süredir eşi benzeri görülmemiş bir talan politikasıyla karşı karşıyadır. Neredeyse her kentte yaşam hakkını hiçe sayan bu politikalar nedeniyle yurttaşlar bir araya gelerek itirazlarını ortaya koymaktadırlar. Geldiğimiz noktada Teşvikiye'de talan politikalarının merkezi haline getirilmek istenmektedir. Yıllar içerisinde Şişli koca beton yığınlarınca işgal edilmiş bir ilçe haline gelmişken bölgenin son ihtiyacı yeni bir inşaattır. Bu projenin hayata geçmesiyle aynı zamanda deprem toplanma alanı olan mahallenin tek yeşil alanına beton yığılacak ve buradaki ekosistem yok olacak. Hali hazırda yoğun bir trafiğe olan Teşvikiye ve hatta İstanbul çok ciddi ulaşım problemlerine maruz kalacak. Teşvikiye'nin sosyal dokusu şahsiyetini tamamen kaybedecektir. Yani TOKİ bunu kendi hakim ortağı olduğu Emlak GYO'ya satmış. Emlak GYO ihaleyle bunun yüklenicisini DAP yapıyla anlaşmış ve bu inşaat başlamış durumda. Bu 161, şu anda 161 bağımsız birim gözüküyor bölüm. Bu bağımsız bölümler son sahiplerine satıldığında bu özelleştirme gerçekleştirmiş olacak. Dolayısıyla kamuya ait, kamu hakkı olan bir alan özelleştirilmiş olacak. Bu alanda henüz inşaat başlamamışken ilgili idarelerin en önemli sorumluluğu buradaki inşaatı bir an önce durdurmak ve yapılaşmanın beraberinde getireceği olumsuzluklardan vatandaşlarını korumaktır. Dolayısıyla mahkemelerin de birincil görevi kamu yararını savunmak olduğu için mahkemenin de kamu yararı odaklı bir bakış açısıyla dosyayı incelemesi ve neticesinde öncelikle ve derhal yürütmeyi durdurma talebimizi kabul etmesi ve sonrasında bütün işlemleri iptal etmesi gerekiyor. Eğitim için alınan bir arazinin plan değişikliği yapılması için kamusal bir fayda gerekmektedir. Kamusal fayda okul olur, sağlık hizmeti olur, dini tesis olur. Hepimiz için bir kurum olmak koşuluyla yapılabilir. Park olur, deprem toplanma alanı olur. Oysa ki 193 daire ve ticari alan için bir imar değişikliği yapılmış. Bu vicdani bir tutum değildir. Lütfen İstanbul'u mahvetmeyin. Lütfen Cumhurbaşkanı şu işi bitirin. Çünkü herkes sizin ağzınızdan çıkacak iki tane cümleye bakıyor. Burası bizim yaşam alanımız. Yaşam alanımıza inşaat yapılmasına izin vermeyin. Burası yeşil kalsın. Bunu istiyoruz.